Günaydın Yağız Bey. Günaydın Harun. Nedir durum? Sinan Bey birazdan çıkacak. Mekan sahibi başından beri şikayetçi olmak istememiş. Sinan Bey ısrar etmiş. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk? Nasıl açıklıyor? Bir şey dedi mi sana? Kızı yalnız bırakmak istemediğini söyledi. Ne kadar romantik. Neyse, kızın durumu nasıl? En azından tutuksuz yargılanacak. Ekrem Bey tutuklu yargılanması için çok bastırdı. Ama kızın pasaportu bile yokmuş. Daha önce sabıkası bulunmadığından kaçma şüphesi görülmeyince istediğimiz sonucu aldık. İyi, bizimkisi bu gecede vukuat yapmaz artık. Yalnız davadan o kadar umutlu değilim Yağız Bey. Elleri kuvvetli, deliller ve şahitler var. Bir şey olmaz yani. Dediğin gibi eğer gerçekten o yapmadıysa bir yolunu buluruz. Sen işini yapmaya devam et. Yalnız o kız seni benim yönlendirdiğimi bilmesin sakın. Tamam? Sinan Bey'in yönlendirdiğini sanıyor Yağız Bey. Yalnız bir başka problemimiz var. Benimle devam etmek istemiyor. Ne oldu, beğenmedim seni? Para meselesi Yağız Bey. Ücretsiz yardımı kabul etmiyor. Ücreti de karşılayamayacağını söyledi. Evet, çek pazarlığı iyi gitmediyse tabii. Hazan Hanım pazarlık yapmadı Yağız Bey. Çeki yırtıp attı. O kız. O kız çeki yırttı. Her şey gözümün önünde oldu. Sözleşmeyi okumadan imzaladı ve elleriyle çeki yırtıp attı. Hazan. Ne işi var burada? Bu da senin gibi içeriden mi çıktı? Ne işi var burada? Vallahi ben de anlamadım ya. Tesadüf işte, Allah'ın işi. Bir dakika, bir dakika. Sen... Sen eminsin değil mi? Oradaydın, gördün. Çeki yırttı, attı. Sözleşmeyi öyle imzaladı. Evet Yağız Bey. Her şey gözümün önünde oldu. Bu kız. Meslek hayatımda bunca yıldır başıma ilk defa böyle bir şey geldi diyebilirim. Başka bir şey yoksa ben artık şirkete döneyim. Sözleşmeyi okumadan imzaladı ve elleriyle çeki yırtıp attı. Vay. Abisi kardeşini karşılamaya mı gelmiş? Ne bu surat ya? Çıktık işte. Sen nereye daldın ya? Alo. Hazan, hadi gel şu Sinan Bey'in yanına bir gidelim. Bir konuşalım, anlayalım. Bak avukat diyorsun. Avukat diyorsun. Adam sana kendi avukatını verdiyse madem kurtaracak demek ki seni. Hadi inat etme, gidelim bir konuşalım neymiş şu avukat meselesi. Anne,
O avukat meselesi kapandı. Ben Sinan'la bile konuşmadım bunu ya. Devletin verdiği avukat yeter bana, hadi. Gittiler, bakma istersen. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ya ne konuşacaksan sonra konuşalım. Çünkü gitmem gereken bir yer ve halletmem gereken bir iş var. Hazan. Hadi kızım, sen doğru eve git şimdi. Kardeşin seni bekliyor. Bir git eve, dinlen, yıkan. Şöyle bir rahatla, kendine gel. Ben de bir Hazım Bey'e gideceğim şimdi. Anne, bak ortalığı karıştırma yine ya. Öyle mi? Karıştırmayayım ha? Ben ortalığı karıştırmayayım. O çiyan gözlü benim kızıma iftira atsın. Benim kızım nezaretlerde sürünsün. Anası da armut toplasın böyle, öyle mi? Yok öyle ya ama. Biz mahkemelerde sürünelim, hiç ağzımızı açmayalım ha? Oldu. Bende o yalancı yelloza yedirecek kız yok Hazan Hanım. Ya anne, yalıtı çözülecek iş değil bu ya. Hadi kızım, hadi doğru eve. Doğru, hadi. Hadi. Amacına ulaştın işte bak. Otel odasına boşuna gelmemişsin. Bana bak. Biraz aklın varsa ne ima ettiğini hemen söyle. Yoksa buradaki güvenlik bile çıkaramaz beni dışarı. İma falan yok. Ben o gece gayet açık konuştuğumu düşünüyorum hatta. Hadi bakalım. Nasıl aklayacaksın şimdi kendini? Sana yeterince haksızlık yaptım. Ama yemin ederim bundan sonra benim yüzümden haksızlığa uğramayacaksın. Ne demek ya? Yeterince haksızlık yaptım ne demek? Konuşmak istiyorum. Ne istediğini söyleyecek misin? Yoksa gidiyorum. Ben kafamı tam toparlayamıyorum, farkındayım şimdi. Kafanı toparlayamıyorsun. İstersen ben tahmin edeyim seni tanıdığım kadarıyla. Beni tanımıyorsun. Aa, sen beni ilk görüşte tanımıştın ama. Ha pardon. Sen benim gibi kızları nerede görsen tanırdın zaten, değil mi?
Hatta benim gibi kızları bütün erkekler tanırdı. O gece sana olmadığımı ispat etmem gerekiyordu, değil mi? Şimdi de Nil'i dövmediğimi ispat etmem gerekiyor. Onun için çıktın karşıma. Hadi söyle. Benim gibi üçüncü sınıf, ucuz bir boks hocasının o masum, zavallı, zengin kızı nasıl benzettiğini söyle. Ama biliyor musun? Bu sefer seni dinlemeyeceğim bile. O çeki neden yırttın? Ne oldu? Şaşırttım mı seni? Benim gibi ucuz bir beklemiyor muydun? Çok basit bir soru sordum aslında ve cevabını merak ediyorum. Sana bir sır vereyim mi? Senin soruların da merakın da umurumda bile değil. Bir daha yoluma çıkma. Sen istesen de istemesen de ben sorularıma cevap alırım. Seni dinlemedi, konuşturmadı bile. Seni seviyorsa dinleyecek, anlayacak, konuşturacak. Seviyorsa önce adam gibi sevgisine saygı duyacak. Ben şu başkandan bir kurtulayım da sen göreceksin telefon açmamayı. İşte böyle Yasin Bey. Bundan sonra insan gibi konuşmayı öğrenene kadar böyle. Merhaba. Ya ben senin telefonunu aldığımı bile unutmuşum ya. Müsait misin? Bir buluşabilir miyiz? Konuşmam gereken şeyler var. Ablam çıktı. Yani evde şu anda. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. O zaman niye görüşüyoruz? Önemli. Gerçekten önemli. Tamam. O zaman sen bir yukarıdaki sokakta bekle. Tamam. Bizim yakışıklı mahalle çocuğu sağlara döndü demek. Alo? Evet, evet. Sizi aradığınızda anladım zaten geldiğini. Yalnız benimle konuştuğunuzu çaktırmayın lütfen. Ne demek ayrılmak istiyor ya? Ne demek takımı bırakıyor? Tamam, siz onu oyalayın lütfen. Ben hemen geliyorum. Şansa bak ya. Bırakmadım umarım. Boş ver. Önemli dedin geldim. Atla arabaya rahat bir yerde konuşalım. Bak sen benim şu küçüğüme. Etti iki. Yusuf.
soğuk nevale kerimeden mi acaba? Aman. Kimden olduğunun ne önemi var? Kimdense kimden. Umurumda bile değil. Egemen değil mi? Kısmetin nereden geleceği de hiç belli olmuyor anam. Ya çok fazla uzağa gitmeyiz değil mi? Çünkü ablamla yeni tartıştım sayılır. Bir de Yasin'le de aram kötü. Vallahi senin anlatacaklarına bağlı. Ne anlatacağım ki? Yarışmayı anlatacaksın. Yarışma? Otel odasında Ece. Ablan o gece otel odasına neden gitti? İşte annemin de o gece sizin yalıya gitmesi gerekiyordu. Ablam da beni otele götürecekti. Ama Yasin'i gördün işte. Ya otele gidip seçmelere katılacaktım ya da Yasin'den ayrılacaktım. Ve ben de Yasin'i seçtim. Ablam da benim yerime yarışmadan çekeceğimi söylemeye gitti. Yarışmadan çekileceğini söylemeye o makyajla, o saçla, o kıyafetle mi gitti? Ablama o kıyafeti ben giydirdim. O makyajı ben yaptım. Yani ablam hayatında ilk kez öyle gözüküyordu. Yani bir kadın gibi yani. Şimdi düşününce ablam o otelde seni değil, Sinan'ı bekliyordu. Yani ben sormaya cesaret edemedim ama anladın sen işte. Aynaya bakınca kendini beğenmedi bile. Fazla olmuş dedi, sil dedi. Sonra şu yaşadıklarına bak. Ya anlat dedin, anlattım. Peki sen neden ablama öyle davrandın? Bir şey demeyecek misin? Dinliyorum Halil. Kısa kes ama ya. Tam da en heyecanlı yerinde kaldık. Demek babam aradı seni. Enel'in babası sıkıştırmıştır. Tutuksuz yargılanmasına bozuklar tabii. Sürpriz yok. Neyse sen işini yapmaya devam et. Tamam. Sen ablama avukat tuttun. O avukatı Sinan değil, sen gönderdin. Sürpriz. Sen nereden çıktın? Okulun yok mu senin? Okuldan çıktım, sana uğradım. Niye? Davet etmeyecek misin? Davete ihtiyacım var, girsene. Yani bilmem. Belki birini bekliyorsundur. Kimi mesela? Sen söyle. Aklımda biri yok. Yani benim abim genç, yakışıklı ve bekar. Yani birini beklemesi çok normal, özel birini. Sen hayırdır ya? Öyle beni yoklamaya mı geldin buraya ha? Ben kahve yapmıştım, sana bir kahve vereyim de kafan açılsın. Efendim? Duble olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Abiciğim ben senin için üzülüyorum. En son yanında kız gördüğünde ortaokulda falandım. Vallahi hayatımın dörtte üçünü yurt dışında geçirdiğim için olabilir mi Selin'cim? İyi de döneli uzun zaman oldu. Ne bu yani? Türk kızlarını beğendiremiyor muyuz sana? Selin bu geyik nereye gidiyor bilmiyorum ama biraz sıkılmaya başladım. Yani özel hayatın neden böyle bir anda ilgini çekti bilmiyorum ama... sana bir hatırlatma yapayım. Ben Sinan değilim. Bu tarz konuları konuşmayı sevmem. Hele ki kız kardeşimle konuşmayı hiç sevmem. Kovuldun galiba. Henüz değil ama oraya doğru gidiyorsun. Anladım. Neyse hadi söyle, ne istiyorsun?
Aa, o ne? Lise kitabı. Bir arkadaş unuttu. Bir arkadaş. Lise'li arkadaşlar için biraz büyümedi mi abi? Kız kardeşimi ifade vermeyecek kadar büyüdüm. Tamam. Kaçayım ben. Çattık ya. İnanmıyorum ya. İki kardeş abilerimi paylaşmış resmen. Ama ben biliyordum o ağlak maskenin altında bir şeytan olduğunu. Ama sen göreceksin ya. Demek ikisini birden idare ediyorsun. Alo. Alo. Yasin. Sana bir teklifim var. Ya ben değersiz miyim senin için? Benim için yaptığın onca şeyden sonra. Sen annene, ben babama birlikte ağladıktan sonra, kayıkta sabahladığımız o geceden sonra, konuşmalarımızdan sonra, nezaretten sonra değersiz mi? O gece sana olmadığımı ispat etmem gerekiyor, değil mi? İçimizde Nil'i dövmediğimi ispat etmem gerekiyor. O çeki neden yırttın? Sana bir sır vereyim mi? Senin soruların da merakın da umurumda bile değil. Bir daha yoluma çıkma. Geldin baba. Buyur gel. Hoş bulduk. Baba. Abinde kaldığından haberim vardı. Baba çağırsaydın gelirdin buraya kadar. Boşuna zahmet etmişsin. Ben ikinizi yalnız bırakayım. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım şu avukat meselesini. Sen benim avukatımı 40 yıllık dostumla nasıl karşı karşıya getirirsin? Hı? Baba. Ben... Eğer beni kışkırtmak için yaptıysan bunu, gerçekten çok başarılı oldun. Seni tebrik ediyorum. Ama şunu bil ki, bu babanı en son çiğneyişin olacak. Baba. Avukatı Sinan yollamadı. Ben yolladım.